Hem emeklilerin hem çalışanların, evlenmeyi düşünenlerin, devlet memurlarının en önemli sorunu artan kiralar. Cumhurbaşkanı Cuma günü fiyat artışlarından dolayı kira artışlarına şaşırmış ve kızmış. 2500 liradan kirayı 7500 liraya çıkartıyorlarmış diyor. Şaşırdığı şey kendi çıkarttıkları, bizim bu çözüm olmayacak dediğimiz, etkili doğru tedbirler alınmazsa kiracıyla ev sahibi kavgaları olur dediğimiz ve maalesef kavgaların çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı bir süreçteyiz. Dönüyor diyor ki bu konuda kanun var. Yani itiraf ediyor, çıkardığı kanuna uyan yok. Bundan daha normal bir şey yok. Bunu hep söyledik. Çünkü devletin elini taşın altına koymadan ve gerçekten iki tarafı da düşünmeden yapılacak hiçbir düzenleme doğru değildir. Burada yapılan iş ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getirmektir. Biz bu kira artışlarının altında ezilen insanlara mutlaka sosyal devletin doğru yerden bir müdahale, bir destekte bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı'na da şunu hatırlatıyoruz. Kanuna uymayanlara şaşırmak ve kızmak için önce anayasaya uyman lazım. Ve baştan bir uyarı yapmamız gerekiyor. Yeniden değerleme oranıyla bütün vatandaşları yoksul diye ayırmadan, işsiz diye ayırmadan etkileyecek bir artışla karşı karşıyayız. O da vergi ve harçlardaki %58,5'luk yeniden değerleme oranındaki artış. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. Bunu %50 oranında arttırmaya, %50 oranında azaltmaya yetkili kendisi. Ve 2024 enflasyon hedefi %36. Yani siz koyduğunuz bu enflasyon hedefine inanıyorsanız ve herkesin enflasyon hedefi doğrultusunda doğru fiyatlamalar yapmasını istiyorsanız önce samimiyeti kendiniz göstereceksiniz. Bütün vatandaşlara söylüyoruz. 2024 yılında enflasyon %36 olacak diyenler samimi ise sizin ödeyeceğiniz harcı %50 oranında, sizin ödeyeceğiniz vergiyi %50 oranında azaltmak durumundadır. Bunu talep ediyoruz ve takip edeceğiz. Söz veriyoruz.